canimanne.com Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bu yıldız motifinin nasıl yapıldığını anlatacağım. E, motifimiz e, denizaltı yelekte de kullanılan bir motif arkadaşlar. Daha önce bu denizaltı yeleğin motiflerini de bizden rica etmiştiniz. E, şimdi şimdi hem battaniye motiflerinizde her türlü örgülerinizin üzerinde süsleme olarak kullanabileceğiniz ya da buzdolabı magneti olarak kullanabileceğiniz bu yıldız motifini anlatacağım sizlere. Dediğim gibi okyanus yelek ya da denizaltı yelek diye adlandırdığımız yeleğinde süslemelerinde mevcut arkadaşlar. Şu şekilde orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Yine tığıma uygun pardon ipime uygun tığ kullanıyorum. İpimi parmağıma sardıktan sonra bir sihirli halk oluşturacağım. İpi şu şekilde tuttum, şöyle geri çevirdim. Tığın içinden e, tığımı ipin içinden geçiriyorum ve 3 zincir çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. 3 zincir çekme sebebim de üçlü trabzan yapacak olmam. İkili trabzan yaparken iki e, zincir çekmeniz gerekir. İpimi sarıyorum ve oluşturduğum halkanın içinden trabzanımı üçlü trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 14 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Biraz halkayı küçülttükten sonra trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. 14 trabzan ve başlangıçtaki ile birlikte 15 trabzan olacak. İlk çektiğim zincirde bir trabzan olarak sayacağım ve 14 tane trabzan yapacağım. Zincirle birlikte 15 tane trabzanımız oldu. Bu başlangıçtaki sihirli halkamızın ipi. Bunu bu şekilde çekerek küçültüyorum arkadaşlar. Burada zincir çekip üzerine de doldurabilirsiniz. Başlangıçtaki ilk zincirin tepesine batıyorum. Ve bu şekilde ikinci sıraya geçiyorum arkadaşlar. 7 zincir çekeceğim şimdi. 4, 5, 6 ve 7. İlk zincire yani 6. zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincire ikili trabzan ve yine ikili trabzan. Bir sık iğne iki tane ikili trabzan 3 tane de üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde ee, bir iki tane zincir atlayıp yani trabzan atlayıp üçüncüye geçiş yapıyorum arkadaşlar şu şekilde şimdi yine 7 zincir çekiyorum ve yine aynı işlem önce bir tane sık iğne zincirin üzerine sırasıyla daha sonra arda arda iki tane ikili trabzan ve üç tane üçlü trabzan benim ipim biraz dediğim gibi orta kalınlıkta orta kalınlıktaki iple böyle şu boyda bir yıldız çıkıyor daha ince bebe yünleri falan kullanırsanız eğer daha küçük bir yıldızınız olacak 3 üç tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra yine bir iki tane trabzan atlayıp üçüncüye Geçiş yapıyoruz arkadaşlar 15 tane trabzan vardı altta Yıldızın her e, Bir Çıkıntısı için 3 tane trabzan ayırıyoruz gördüğünüz gibi 15'e tekabül ediyor Bu da zaten Şimdi Aynı şekilde 3 tane daha yapacağım. Ve yıldızımı tamamlamış olacağım. Sonuncu kısmında tamamladıktan sonra yine iki zincir. Yani iki trabzan atlayıp 3.ye geçiş yapıyorum. Ve yıldızım tamamlanmış oluyor. Sıkıca bir zincirden sonra ipimi kesiyorum. Arkada sabitleyeceğim. Arkadaşlar ki bu ortada yapmış olduğum e, sihirli halkın ipini de sabitleyeceğim ki burada açılma söz konusu olmasın. İkisini şöyle birbirine bağlayıp sıkıcı bir düğüm attıktan sonra burasını tamamlamış olacağım. Daha sonra kenarda istediğiniz e, bir renkle sık iğneden güzel bir kenar yapacağız. Yıldızımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Ben yine pembe ip kullanacağım arkadaşlar. İpimin kalınlığı yine orta kalınlıkta. Hem bu şekilde artık kalan iplerinize değerlendirmiş olursunuz. Şimdi herhangi bir noktadan başlayacağım. Her zincir üzere, her trabzan üzere bir tane sık iğne yapacağım ve tüm yıldızın etrafını bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Buralarda ekstradan fazla e, ilmeye gerek yok. Zaten dediğim gibi her trabzana her e, zincire ördüğümüzde uygun olacaktır. Bu şekilde yıldızımızı tamamlıyoruz. Denizaltı yeleklerde kullanmak için daha bir ince iple örmenizi tavsiye ederim arkadaşlar Eğer ki Yeleğinizin boyutu küçükse eğer Dediğim gibi daha ince iple örerseniz daha küçük Bir yıldız elde edersiniz Ama Battaniye motifleri Ya da Magnet için örüyorsanız orta kalınlıktaki iple örmelisiniz Ama eğer ki okyanus yeleğiniz büyük boydaysa yani yeni doğan değilse mesela bu şekilde örebilirsiniz kenarlarını yaptıktan sonra daha bir e, güzel duruyor zaten yıldızımız. Bu şekilde tüm kenarlarına dediğim gibi her e, zincire her trabzana bir tane sık iğne olmak üzere tamamını örüyoruz arkadaşlar. Sık iğnelerimizi tamamladıktan sonra yıldız motifimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıldız motifimizin yapımı bu kadar basit. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmında her türlü sorularınız, görüşleriniz ve önerileriniz için sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın.